Hepinize merhaba dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çoğunuzun sevmeyeceği veya oyun tarzınıza uymayacağı çok güzel bir oyun buldum. 2023 çıkışta. Biraz Minecraft'a benziyor. Muhteşem bir dedektiflik oyunu. Yani sıradan bir oyun değil. Oynarken neden böyle dediğimi anlatacağım sizlere dostlar. O zaman daha fazla uzatmadan direkt oyuna geçeyim. Oyunu oynarken anlatması daha kolay oluyor. Şimdi. Gecenin ölüsü. Oyunu tanıtmak için özel bir... Yani şu şöyle yap böyle yap diye bir tanım yapıyor. Sandbox'ta şey kendimiz çözüyoruz. Burada kendimiz şehir oluşturabiliyoruz. Şehri kendimiz oluşturabiliyoruz. İsterseniz de oyun kendisi oluşturuyor. Biz oyun oluştursun diyoruz dostlar. Şimdi şehir büyüklüğü ortaymış. Nüfusu 326 kişiymiş. Bu 326 kişinin hepsi de NPC ama hepsinin işte kimlik numarası var, kimliği var. Çalıştığı bir iş var. Adresi var, ev adresi var, telefon numarası var. Kısacası her şey var. Hepsiyle de diyaloğa girip konuşabiliyoruz. Ben buradan devam ediyorum gençler. Bu da benim ismim Mehmet Aga. Cinsiyetimiz erkek. Oyun zorluğuna kolay dedim. Devam diyorum. Şimdi oyun bir şehir oluşturuyor şu anda. Hangi NPC nerede çalışacak? Biz nerede uyanacağız? Hangi binalar nasıl olacak? O şekilde yani bu oyunu oynadım bitirdim. Bir daha oynamak istersem daha farklı bir şehirde de oynayabiliyorum. Random bir şekilde oluşturuyor şehri. Siz de dedektiflik tarzını seviyorsanız. Gizlilik, dedektiflik, polisiye o tarzları seviyorsanız. Tavsiye ederim yani muhteşem bir oyun gençler. Tamam. Öğretici açık olsun abi. XX yüzyılın sonları. Hiper endüstrileşme gezegeni kasıp kavurdu. Neyse okumayayım. Oradan geçtim ya direkt. Evet. Gençler lütfen beğenelim. Abone değilsek abone olalım. Oyun hakkında da yorumlarınızı bekliyorum dostlar. Şimdi. Saat 05 salı. Sizin daireniz. Tamam. Bizim dairemiz abi. Oraya ulaşamıyoruz. Yatağımız. Mektup. Çok soğuk. Başucu ışığını aç. Başucu ışığı nerede? Kalkalım abi. Besmele'yi çekip kalkalım ya. Şimdi tam denize yakın bir otelde uyandık biz. Dışarıda sabah karşı büyük bir şey var. Rüzgar, fırtına. Güvenlik. Lambayı bir yakrayız. Şöyle dairemize bakalım. Burası bizim dairemiz ama otel odası. Yani buradan çıktıktan sonra bir daha buraya giremiyoruz. O yüzden her tane şeyi lootlayıp öyle gitmek istiyorum abi ben. Bak bakayım. Batı bölgesi özel polis hizmeti. Hizmetleri takdiri. Ödüllendirildi Mehmet Ağar'a. Mesela burada isim gözüküyor ya. Buna tıkladığında benim kimliğimi gösteriyor işte. Parmak izim. Şunun bunun. Bağlantı verebiliyoruz. Tamam bunu geç abi. Bunun işimiz yok. Biz kendimizi tanıyoruz zaten. Kapalı. Yatak. Şimdi. Salondaki ışık düğmesini açın. Mutfaktaki ışık düğmesini açın. Tamam. Burada bir
Kutumuz var ama şifreli diye biliyorum ben bunu. Aynen. Şimdi... Bize maymuncuk da gerekçe. Normal ataşlar var ya. O ataşlardan maymuncuk yapabiliyoruz. Her şeyle etkileşime giriyoruz ya. Oğlum niye çalıştırdık ki biz? Kapat kapat. Mesela bilgisayar açabiliyoruz. Çıkalım bakayım. Ya reis. Mutfak İşimize yaramaz ha. Bize işe yarar şeyler lazım. Reklam. Ya burada her belge, her ipucu şey ipucu olarak kullanılabilir oyunda. Şöyle bakacağım ha. Buzdolabımızda ne var? Bunları bir gömüşelim biz. Bunda bir şey yok. Sağındaki düğmeyi aç diyor. Sentetik süt. Salon buraya herhalde yani. Var mı abi ataş mataş bir şey? Televizyon. Oğlum sapık mısın? Nefes alma ne ver? Ney? Kapat lan. Manyağa bak. Sapık, sapık gibi şey alıyor. Mehmet, şifreyi tekrar 1 2 3 4'e ayarladım. Kendine iyi bak Sem. Tamam. Şimdi bu Sem kimmiş abi? Ona bakabiliyoruz mu? Yok. Tamam. Gomez'in eviymiş burası. Şimdi abi şurada bir neye bastı bu geri lan? Oğlum saat çek. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5 var mıydı? Yok. Tamam. Kolumuzu nasıl çekiyor reis? Şifre alındı 1, 2, 3, 4. Hibrit senkronizasyon paketlerinde genom bozulması ve sağlık riskleri. Profesör Sam Umeki tarafından resmi olmayan çeviri. Tamam şu kolumuz. Kolumuz gitmiyor mu abi? Harita. Ne oluyor oğlum? Bir şey yok. Şu elimizi nasıl çekeceğiz ki biz? De müzik çok fazla bana. Bir saniye abi. Şu kolumu alın. Kapat reis. Ön kapının altındaki bir not var diyor. Tamam bakarız. Dava kurulu. Şimdi bulduğumuz her kanıtı böyle ekranda pinleyip durdurabiliyoruz. Bunlar arasında bağlantılar yapabiliyoruz. İşte şu şundan bağlantılıydı, bu buna bağlantılıydı. Evet, şuna kullanabilirsiniz diye. Tamam. Şimdi not üzerinde Only Johnson yazıyormuş. Tamam. Bu adresi mi bulacağız abi? Şöyle bir bunu pinleyelim biz. Şunu da pinleriz. Tamam. Küçük. Şimdi not bulduk. Bir tane de isim bulduk. Hiçbir şey yokmuş. Tamam. Bunu buna şöyle sarı bir şekilde pinledim abi. Hiç duymadım onu.
Şurada bir defterimiz olacak. Bu şehir rehberi. Ya şehirdeki her insanın adres bilgisi, şunu bunu var. Neydi ismi? Onni Johnson. J'ye bakacağız biz. J soy ismi önceden gelince. Şu. Tamam. Bunu da pinledim. Şuna gerek yok reis. Şimdi F. Hadi buna da bir bağlantı verebilir miyiz acaba? Bağlantı vermenin kısa bir yolu var yok mu acaba? Planlar evet. Rose Building. Buraya şuna basınca mı git diyorsun? Ha tamam. Kapat abi. Şimdi adresine gideceğiz biz. Ok işareti gösteriyor onu. Kilitli seçenekler için kapı kolu etkileştirildi. Abi şu ateş sen bana bir ver. Şu kalem açacağını da ver. Her şey lazım olacak. Temizlik şeysi lazım olur mu bilmiyorum da. Dedektif ekipmanlarımız olacak. Anahtar alayım ben. Reis. Envanteri mi dolu? Deme lan. Şu ekipmanlarımı ben bir alayım. Alabilirsem. Çünkü kilitliydi ora. İşte açmıyor ha. Burada kullanabileceğim bir şey olmalı diyor. Ataç lazım, ataç. Envanterimiz. Şu. Saç tokası. Kameralar da sabote edebiliyoruz bundan. Tamam. Saç tokasını aldık abi. Bir de deneyelim. Güzel. Envanterimizi aldık abi. Envanteri... Oh, 30 tane de... Tamam, şimdi gidebiliriz. Kapıyı kapadı abi. Şimdi asansör mü var burada? Aynen. Çağrı butonu. Vallahi reis biz buradan yağmur durmuş. Şimdi abi şu tarafı gösteriyor. Neden beni yalnız bırakmıyorsunuz diyor. Kim ki sen abi, ablacım? Abi misin sen? Manyak. Kaçıncı kat abi? Sekiz iki Rose. Oğlum beledik. Sekizinci zemin diyor. Sekizinci kat deseydiniz asansörle çıkardım.
Neyse inerken asansörle inelim abi. Heh. Şimdi Rob apartmanı kapıyı çal. Şimdi güvenlik kamerası var. He. Kabloları takip ederek güvenlik kamerasını blok edebilirmişiz dostlar. Tamam. Veya anahtarı paspasın altında arayabilirmişiz. Öyle açma seçeneği de var. Veya havalandırma boşluğundan girip binaya sızabilirmişiz. Veya direkt olarak kapıyı zorla açıp kırıp içeri girebilirmişiz. Yani bizlik değil. Biz normal... Sonuçta suikastçı değiliz abi, dedektifiz. İnsan gibi kapısını çalalım, açan yok. Ve şu güvenlik kamerasını bir şey yapmak istiyorum abi. Ne demek? Kilitli. Açarız deyiz. Tamam, şu kamera bana doğru döndü. Şuraya niye açamayayım? Çömel. Ha, çömeli de açıyormuş, tamam. Oo, burada bir sürü anahtar var. Tamam. İzinsiz giriş uyarısı aldık. Kaçış. Yani banyodan havalandırmaya geçebiliriz, tamam. Başka abi? Yatağın altına saklanabiliriz. Polis gelirse. Şimdi çekmece. Bu adam, ooo. Enough to get that family of yours away for good. Shut up. Oh, I know all about you, Mr. Franklin. I know you've. Analiz et abi. Edemiyoruz mu? F'le. Düşük kalibreli mühimmattan kaynaklanan bir mermi yarası. 8 mm veya. Tamam, bunu pin de abi. Adam gitmiş. Şöyle alalım bunu da. Şöyle, ha. Tamam. Cesedin incelemesinden kurbanın ölüm zamanı 23.30 ve o gece 12.45 salı arasında olduğu belirlendi. Parmak izi. I'm afraid you have to kiss it goodbye, Mr. Franklin. Tam bunu biliyoruz, reis. But you know what happens to that nice family of yours if you go down? They starve. They wind up in the fathoms, living on trash and bleeding heart. Macbook. Envanterimiz mi dolu? Oğlum envanteri nasıl boşaltacağız biz? Cebine falan bakamıyoruz mu bunun? Çömel. O ne lan? Envanterimiz dolu. Bir tane silah var abi. Onu alsak iyi olurdu ya. Bunu da pinleriz, tamam. Oh, lası geç. Çalışma rotası. Çalışma çizgisi. Patatesi cuma çalışıyormuş. Kapadı abi. Bize buradan bir ipucu lazım. Potansiyel bir hızlı çıkış için etrafını havalandırma deliklerini arayın diyor. İyi de abi. Kasa.
Bak. Ben envantere nasıl ulaşabiliyorum ki? Değil. Yumruk atabiliyoruz. Tamam. Şimdi kelepçemiz var, sentetik süt. Bunu at ya, bunu ya içelim ya atalım. Alabiliyoruz artık bir şeyleri. Video kaset değil mi lan? Kapat kapat. Abi şunları atmamız lazım. Biz nasıl atacağız bilmiyorum ya. At. O ne lan? Ver abi kaseti. Tamam. Aha. Polis mi geldi lan? Polis geldi herhalde. Güvenlik kamerası çalışıyor. Tamam. Tabii ben burada hiçbir ipucu bulamadım ki abi. Çalışma rotasını biliyoruz. Tamam, adamımız bu abi. O da iş yeri şeysi tamam. Sonraki. Ha böyle parmak izi tarayabiliyoruz. O aletle tamamdır. Ofis müdürü. Tamam ben bunu pinleyeyim. Bu da iş yeri. Şu arkadaşı da pinleyelim abi. Şunu kaldıralım artık. Bunun resmi belli oldu. Nasıl kaldıracağız biz? Devam et. Bağlan menüsü. Kapat. Diyor. Şimdi. Şu bir kasa vardı. Kasa nerede? Nasıl tarayacağız bundan? Tamam bu adama aitmiş. Bunu geç adama ait istemiyoruz abi. Kime ait olduğu belli değil. Bin ne abi? Tamam. Kaçı ara demişti. Başka bir parmak izi. Tamam bunlar adama ait. Pro. Bu da adama ait.
Bize bir tane şey lazım ya. Nasıl bakayım? Ne bu? Parmak izi. Kartuş. Az kaldık ya. Adres setleri. Bunların üçünü alalım biz. Tamam, bunu direkt al abi. Buradaki adreslere gideriz. Başka bir şey var mı? Şu takvim. Reklam. Not. Bu gece bir parçaya ihtiyacım var. Adresine gidin ve kapıyı çalın. Ardından şifreyi verin. Tut. Biz bu adrese gidelim abi direkt. Konum bilinmiyor. He. Sesiyor. Tamam. Olay yerinde ipucu arayın. Tamam. 541 4'ten 0 arayarak son aramaları kontrol edin. Hmm. 541 1 2 3 4. Ara abi. En son. Bunu al abi. Bunu al abi. En sonunda şu numara yaramış. 515 34 99. Bir de oraya arayalım. Müydü? 515 34 99. 34 99. Ara abi. Can yok. Çöp aramak faydalı olabilir diye. Aradır reis. Çömel. Ara. Makbuz. Oho biri geliyor herhalde. Alışveriş. Indigo kar. Kikin diyor. Kola almış. Patates cipsi almış. Tamam. Oo biri geliyor herhalde. Kamera. Reis biz şunları hemen alalım. Yiyelim. Başka yerde bakarız. Aha gelenler var vallahi. Kaç kaç kaç. Tamam. Gelen giden yok değil mi? Tamam polis geldi. Binadan kaç. Kaçalım da nasıl kaçacağız abi? İzinsiz giriş. Hava merkezi. Aşbayım reis. Devam edelim. Orası da ev herhalde. Gittiler mi lan? Oğlum banyoya girdik lan. Bir adamın evinin banyosuna girdik vallahi.
Mutfak, tamam. Anam. Oraya nasıl çıkacağız ki bir de? Bence direkt kaçalım abi. Kaç kaç kaç. Yatak odası. Oy, silahlıymış manyak. Ya sandık mı lan? Hadi be. Biz haneye girmeyecektik ya. Böyle orayı siyah olunca, karanlık görünce yani şey sandım. Neredeyiz abi? Bunları almış mıyız? Almışız, tamam. Biz direkt şey gideceğiz. Neyse gençler, yarım saat olmuş. Umarım beğenmişsinizdir oyunu. Yani güzel olay çözmesi. Mesela oradan fiş bulduk bir tane. O fişteki adrese gidip kamera kayıtlarını inceleyebiliriz. Şimdi. O tamam, o ipuçlarımız kaybolmamış abi. Adres defteri. Şimdi. Yarayı boş ver, yarayı at abi. Parmak izi B kişisi, bak o önemli. Ölen adam bu. Sabitle bağlantı özel çıkacak. Değiştir. Heh, bunu kaldır abi. Şimdi biz notu bir aç. Bu da değil. Aslında buna da ihtiyacımız yok artık. Çarpıl abi. Numarayı bulduk. Adres, parmak izi. İş yeriydi bura. Ha, biz buraya gideceğiz. Kendi otomatik gidiyor ya da şeye basarsak. Oo, bu sefer de kar başlamış ha. Bura mı abi? Tamam. Indigo Herk Kitchen diyor. Ya adam en son burada yemek yemiş. Ne zaman yemişti abi? Değil. Ha şu. Pazartesi günü 22.45'te. Tamam, güvenlik kamerasına ona bakabiliriz. Ne oluyor da böcek böcek geziyor reis. Ayak izleri var bir sürü. Allah Allah, niye? Oğlum önce git. Ayaklarını nasıl yap? Şimdi şurada personel aracı giremez. Tamam. Burada kamera var. Burada güvenlik kamerası odası. Dolaplar. Burada dayı oturuyor. Hayır da dayı. Bir şey yok.
Kadınlar tuvaleti mi lan? Bunlar erkek kadın karışık gibi ya abi. Defol. Bana mı dedi? İçerideki adam mı? Adam gitmiş. Şehir rehberi. Tamam, bir isim bulursak buradan bakacağız abi. İş ilanı. Buralardan ekstra işleri de alabiliriz. Bu davada dosyasını çözerken. Müzik çalamıyoruz mu? Çalamıyoruz. Şimdi benim bir şekilde şeye girmem lazım abi. Tüm çalışanlara ofisimizin kapısı kodu 1299 olarak sıfırlandı. Saygılar. Yani bir müdürün yani şurada da şeyler var da anahtarlar falan. 1299. Var mı gelen giden? İkisi geliyor. Oğlum git başka biri otur lan. Reis. Herkes gördü lan. Kilitli. Buraya girmenin başka bir yolu olmalı abi. Nasılsın? Günü atlatmaya çalışıyorsun. Bu kişiyi tanıyor musun reis? Keşke yardım edebilseydim ama hayır, edemedim. Kendi işinize bakın. Tamam. En azından rahatsız ettik abi. Boğazını temizledi. Onu hallederiz abi. Şu o kamera görüyor lan. O ne lan? Kameramda silah varmış ya. Neyse gençler. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz takdirde beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirim çanını açıp yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Artık oradan oraya girip bulmamız lazım abi kamera kayıtlarından. Bakalım. Görüşürüz.